çocuklar, kesme işaretine geldik. Kesme işareti. Kesme işareti makastan aklınıza gelebilir. Genelde ne yapar bakalım? Özel isimler arkadaşımdır. Onlara gelmek isterse ekler. Bir makas gibi keserim. Aralarına konarım. Evet çocuklar, özel isimlere gelen bazı ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. Çünkü özel isimler bazı ekleri kendi yanlarında istemiyorlar. Evet, şimdi mesela örnek göstereyim. Cananın. Burada nasıl bir hata var? Canan özel bir isim. İnsan isimleri özel isimlerdir. Hayvan isimleri özel isimlerdir. Ülke isimleri, şehir isimleri, yer isimleri özel isimlerdiler. Ne yapıyorum? Diyorum ki senin Canan'dan ayrılman gerekiyor. Sen yanında olamazsın onun. Tık 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 tık. Kestim. Araya ne gelecek? Ne gelecek araya? Kesme işareti gelecek. Çok doğru söylüyorsun. Bak asayım buraya. Şöyle yapıştırayım. Canan. Ina ne dedik? In. Sen ayrıl. Sen ayrıl. Sen özel isme yapışamazsın dedim. Hemen yukarıya, havaya bir virgül gibi. Tamam, virgüle benziyor ama havada. Cana'nın. Inı ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Ama okurken ayırarak okumuyoruz. Tamam mı? Canan'ın demiyoruz. Cana'nın diye okuyoruz. Tamam mı? Sadece yazarken ayırıyoruz. Aralarına kesme işareti girdi. Onları ne yaptı? Yukarıdan tık 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 kesti. Ve özel ismin yanına almadı. Şimdi tahtamı temizliyorum. Başka örnekler üzerinden de sizi öğretmek istiyorum. Merhaba çocuklar. Şimdi ben burada bazı kelimeler yazdım. Şöyle yine duruyorum. Sen önce tahtayı yaz. Tahtayı yazdın mı? Tamam. Şimdi eline bir silgi almanı istiyorum. Bir de kalem almanı istiyorum. Çünkü ben bazı yerleri bilerek hatalı yazdım. Bakalım oralar nereler? Önce sen bulmaya çalış. Sonra videodan bak. Tamam mı? Atatürk'üm. Atatürk özel bir isim. Soyadları özel isimlerdir değil mi? Atatürk de bir soyad. Ne yapıyoruz o zaman? Atatürk. Üm. Senin ayrılman gerekiyor. Ben özel isimim. Hemen yukarıya. Sola doğru yine uçuyorum. Tamam mı? Atatürk'üm. Ayırdım. Şimdi doğru oldu. Şimdi bunu da düzeltelim. Ayşe'nin. Ayşe'nin. Ayşe bir insan ismi. İnsan isimleri özel isimlerdir. Onlara gelen ekleri de kesiyorum. Evet. Ayşe. Dın 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 dın. Sil sen de. Evet. Kesme işaretimi kullandım. Nin. Nin yazalım. Ayırdım. Özel bir isim çünkü değil mi? Devam ediyorum. Luka'ya. Luka kim? Benim kedim değil mi? Hayvanların isimleri de özel isimlerdir çocuklar. Hayvanların isimlerine gelen eki de kesme işaretiyle ayırıyorum. Evet, Luka. Ya'ya diyorum ki bir dakika sen birazcık uzak durur musun? Ben çünkü özel ismimi isim olduğum için bana çok yaklaşma, benden biraz uzak dur. Ama okurken Luka'ya diye okumuyorum. Birleştirerek. Luka'ya okurken birleştirerek. Tamam mı? Geldim buraya. Türkiye'mizin. Türkiye'mizin. Türkiye nedir? Bir ülke ismi değil mi? Bizim ülkemizin ismi. Peki ülke isimleri nasıl isimlerdi?
Ülke isimleri de özel isim. Onlara gelen ekleri de ayırıyoruz. Evet, hadi ayıralım. Mizin silelim, sadece Türkiye kalsın. Kesmemizi koyalım. Türkiye mizin. Mizin. Evet, bu şekilde doğrusu. Şimdi buna bakalım. 1995'te Canan Öğretmen ne zaman doğdu? 1995. Bunu ileride öğreneceksiniz, tamam mı? Yıl bu. 1995 T, yani sayılara gelen ekleri ne yapıyoruz yine? Kesiyoruz. Evet. Hadi keselim. T, senin ayrılman gerekiyor. Ayrıl bakalım. Kesmeyi koydum. T. Şimdi buradayım. Yedinci. Yedinci. Evet, nokta koymamışız da bu defa yazmışız. Yedinci. Buradaki sıra sayısına gelen inci ekini de ayırıyorum. Evet, o zaman ne yapıyorum yine? Hatamı sildim. Sen de sil. Leke kalmasın ama. Kesme işaretimi kullanıyorum. Yedinci. Evet. Bu şekilde ayırıyorum 7'ye gelen ekleri. Şimdi buradayım. Bursa'ya. Bursa, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van. Hepinize buradan sevgiler. Şehir isimleri çocuklar. Şehir isimleri özel isimlerdir. Şehir isimlerine gelen ekleri de ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Evet, hadi ayıralım. Bursa. Ben Bursa'da yaşıyorum. O yüzden Bursa'yı yazdım. Siliyorum burayı. Sil, sil, sil. Bursa. Özel isim. Ona gelen yayı da kesme işaretiyle ayıralım. Bursa ya. Şimdi geldim buraya. Nilüfer'e. Çocuklar, Nilüfer benim burada bulunduğum ilçenin adı. İlçe isimleri de özel isimdir. O yüzden ayıralım. Nilüfer. Nilüfer. Güle güle. Seni silelim. Kesme işaretiyle ayıralım. Nilüfer. Çanakkale Boğazı'nın. Çocuklar, Çanakkale Boğazı özel bir isimdir. Hiç gittiniz mi Çanakkale'ye? Beni Çanakkale'den izleyen var mı? Çanakkale'lilere buradan selam. Çanakkale Boğazı'nın. Çanakkale Boğazı'nın. Ne yapıyorum? Çanakkale Boğazı. Nını siliyorum. Nın diyorum. Sen ayrıl. Çünkü Çanakkale Boğazı özel isimdir diyorum. Kesme işaretimi koyuyorum. Ve nın yazıyorum. Evet, bu şekilde siz de düzelterek defterinize yazın çocuklar. Anlaştık mı? Şimdi tahtayı temizliyorum. Merhaba çocuklar. Bakın derse kim geldi? Kedicim Luca. Luca, nasılsın? Belki Luca'yı tanımayanlarınız olabilir. Size Luca'dan bahsetmiştim ya. Hayvan isimleri özel isimlerdir. Onlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. O zaman da size Luca'dan bahsetmiştim. Luca, bir selam ver öğrencilerime. Selam ver. Hayır, asma suratını, gülümse. Yap. Oh, hadi git bakalım. Şimdi etkinlik zamanı. Evet çocuklar, durayım ben burada. Yazdın mı defterine? Aferin sana. Şimdi genel bir tekrar yapalım. Hem de bu etkinliği yapalım. Olur mu? Hey Sina, nereye gidiyorsun? Ama ondan önce bak. Şuraya bak. Bu ne? Bu konuşma çizgisi çocuklar. Konuşma. Burada bir konuşma geçiyor. İki kişi karşılıklı konuşuyor. O yüzden konuşma çizgileri koydum başına. Tamam mı? Anlaştık mı? Bunu bir hikayede, bir kitapta görürseniz şaşırmayın. Ne olduğunu bilin. Hey Sina!
Seslendi. Hey! Ne gelecek? Seslenmelerde ünlem vardı. Evet, ünlemi koyalım. Nereye gidiyorsun? Ha. Nereye gidiyorsun? Soru soruyor. Ne yapmamız lazım? Bir soru işareti koymamız gerekiyor. Bu arada çocuklar, bu maviyle yazdıklarım da parantezler. Tamam mı? Onları kaldırabiliriz. Yazdıktan sonra onlara ihtiyacımız yok. Ben sadece ne yapmamız gerektiğini görün diye koydum. İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'la. İstanbul özel isim. Şehir isimleri özel isim. Özel isme gelen eki ne yapıyorum? Güle güle diyorum. Güle güle diyorum. Kesme işaretiyle ayırıyorum. İstanbul'a gidiyorum. Nokta. Bir bana bir bilgi verdi. Aldım bilgiyi, kabul ettim. Noktamı koydum. Harika! Seviniyor. Peki bir ünlem koyalım o zaman. Şunları da bay bay diyelim. Şuna da bay bay diyeyim. Bay bay parantez. Bay bay parantez. Evet. Harika. Ne alacaksın? Soru soruyor. Evet. Ne alacaksın? Sil 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 sil. Bunu da sil 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 sil. Evet. Ne alacaksın? Terlik, pabuç alacağım. Terlik, pabuç. Sıralamış. Kelimeleri sıralamış. Sıraladıysa arasına ne giriyordu? Karışmasınlar birbirlerine. Evet. Virgül giriyor aralarına. Şunu şuradan silelim. Bunu da buradan silelim. Terlik, pabuç alacağım. Bana bilgimi verdi. Bilgiyi aldım, kabul ettim. Noktamı koydum. Buna da bye, bye, bye bye diyorum. Şimdi buradayım. Peki. Peki, evet, tamam. Bunlardan sonra ne koyuyordum? Virgül koyuyorum, değil mi? Bunlardan sonra cümle yapacaksam virgül koyuyordum. Peki, güle güle git. Güle güle git. Evet, noktamı koydum. Bu şekilde. Hey Sinem, nereye gidiyorsun? İstanbul'a gidiyorum. Harika. Ne alacaksın? Terlik, pabuç alacağım. Peki. Güle güle git. Evet çocuklar, noktalama işaretleri daha anlamlı, daha vurgulu, daha tonlayarak okuyabilmemizi sağlıyor. Unutmayın, noktalama işaretleri trafik işaretleri gibidir. Bir düzen sağlarlar. O yüzden yazdığınız yazılarda noktalama işaretlerine dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.